hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ne o, bakıyorum yaslı gittin, şen geldin. Ne bu sorgu sual? Hem size ne? Nasılsam nasılım? Doğru ya, bize ne? Onu unutmuşum. Neyse, ben bir şey sormadım farz et. Ben odama gidiyorum. Canım babacığım benim. Seni çok seviyorum. Ben de kızım. Ne bu böyle şimdi öpüş kokuş? Bilmem. İçinden geldi herhalde. Senin sesin niye böyle buğulu ve titrek? Ay, ne oldu sana? Keşke Perihan'a söz vermemiş olsaydım. Şu an sana seni seviyorum Dudu deyip boynuna sarılsaydım. Ay, bir şey söylesene Taci. Yoksa sen ağladın mı? Ağlamadım. Niye ağlayayım? Ay, senden de bu beklenir zaten. Ağzından lafları cımbızla alıyoruz. Dudu, dur gitme. Ne var? Yok bir şey. Yok. Yaşadığın ve yaşayacağın için çok mutluyum. Bunu sana hiçbir zaman söyleyemeyeceğim ama yine de çok mutluyum. Ay, sana bir şey olsaydı üzüntümden ölürdüm. Ay, istesem de ölemem ki. Ben bir periyim. Ben geldim. Hoş geldin. Nasılmış benim fıstık kızlarım bakalım? Ha, ne haber? Cem'le babanız gelmedi mi daha? Demin telefon ettiler, yoldalarmış. Ay, nasıl geçti acaba günleri? Bilmiyoruz, gelince öğreneceğiz. Evet. Geldiler galiba. Koş bakalım hadi aç. Merhaba kızım, nasılsın? İyi. Ne haber bakalım? Hı? Hoş geldin canım. Canım, hoş bulduk. Ne haber abi? İyi. Tuğçe, her şeyi anlattığın için sağ olun. Yalan söyleyemezdik. Yoksa seni terk mi etti? Etmedi. Sizin sayenizde. Hı? Size kızgın değilim. Belki de siz her şeyi Tuğçe'ye anlatmasaydınız ben bu kadar açık konuşamayacaktım. Sağ olun. Baba, bence abim şov yapıyor. Aklı sıra senin gözüne girecek, sen de onu affedeceksin. Cek abla bize sahiden sevgiyle bakıyor. Vallahi ne yaparsa yapsın onu uzun süre affetmeyeceğimi gayet iyi biliyor çocuklar. Neyse, hadi sarılın bakalım abinize. Aferin size. Peki, hadi bakalım ben de sofrayı hazırlayayım. Ha, yemek yiyelim. İki gündür tek seri yapmadı bu periler. Bak bak, sıkıldım ya. Abi. Suzan. Evimin reisi. Oturan Avni. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Ay, hoş oldum ben. Şimdi bak, hiç beklemiyordum. Sen gazete mi okuyorsun? Teessüf ederim. Ne demek okuyorsun? Ben okuyamaz mıyım? Benim okuma yazmam yok mu? Var. De, yıllar evvel. Ayol, sen senelerdir eline gazete almazsın ki. P'lere bakmaktan başka hiçbir şey yaptın yok. Ben de okuyup yazmayı unuttuğunu düşündüm. Olur mu öyle şey? Okuyorum tabii ki. Ver bakayım, ne okuyorsun merak ettim. Başlıklara bakıyor. Başlıklara bakıyorsun. Bir de ben okuyayım bakayım şu başlığı. New York'ta dehşet. İkiz kuleler bombalandı. Yine mi? Nasıl? 2001 gazetesi ayol bu. Kimi kazıklıyorsun sen? Ne demek yani? Çekmecede ne arıyor 2001'in gazetesi o zaman? Bak, bak bir de pişkinlik yapıyor benim başıma. Yine de sinirlenmeyeceğim abi. Zira bugün kafede çok güzel bir gün geçirdim. Bir bakalım kimle tanıştım. Kimle? Güler Sabancı'yla. Ya, bizim kafeye geldi. Tabii sen normal bir koca olsaydın ben şu kapıdan girer girmez neşe içerisinde sana bugün yaşadıklarımı anlatırdım. Güler Sabancı ile yaptığımız sohbeti, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'na yapacağım bağıştan falan bahsederdim. Ama tabii bütün bunlardan sana ne? Değil mi Avni? O kadar da değil Suzan. Yani bunlar beni de ilgilendiriyor tabii ki. Yok Avni, yok. Sen hiç adam olmayacaksın değil mi? Olmayacaksın. Ya, Suzan Hanım'ı görmeliydiniz çocuklar. Yani Güler Hanım'a o kadar hayranmış ki ona nasıl hizmet edeceğim diye kendini
aklını kaybetti, dört döndü kafenin içinde. Ama Güler Hanım da o kadar alçak gönüllü biriymiş ki, hani dedim ya ceketini unutmuş kafede diye. Ceketini geri almaya geldiği zaman bütün vaktini bize ayırdı, oturdu bizimle çay içti. Yani bu gibi insanların böyle yararlı işlerde gönüllü olarak çalışması ne kadar güzel bir şey değil mi Betüş? Hem de nasıl? Yani Güler Hanım bize o kadar güzel şeyler anlattı ki, Suzan'la ben de eğitim gönüllüleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya karar verdik. Suzan'la ikimiz vakfa bağışta bulunacağız. Hem de kafeye gelen bütün müşterileri Eğitim Gönülleri Vakfı hakkında bilgilendirmeye karar verdik. Kim bilir, belki onlar da eğitime destekte bulunurlar, katkıda bulunurlar. Evet, eğitim desteği bekleyen çocuklara bilgisayar kullanmayı öğretiyorlar. Ondan sonra matematiği falan sevdiriyorlar. Oo, bakıyorum sen de bu konuda bayağı bilgilisin Cem. Evet. Yani geçen sene biz de sınıf arkadaşlarımızla beraber aramızda para toplayıp onlara destek olmuştuk. Fazla bir para değildi ama belki bir çocuğa katkımız olmuştur. Ya demek harçlıklarını Tuğçe'ye hediye almaktan başka işlere de harcıyormuşsun, öyle mi? Vallahi ben de çok şaşırdım. Ben de. Baba, bunu dediğim için benden şüpheleneceksiniz ama... yani bunu duygu sömürüsü için değil, içimden geldiği için, istediğim için söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Hani yanında çalışarak kazanacağım para var ya. Evet. Yani biliyorum, o para okula yatırmam için verdiğiniz paranın eksikliğini tamamlamam için. Ama bana bu hafta haftalığımı vermeseniz de olur. Aa, neden? Çünkü ben o parayı Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na bağışlamak istiyorum. Kendi okulum için gereken parayı o kadar bilinçsizce harcadım ki... o paraya ihtiyacı olan bir sürü öğrenci arkadaşıma haksızlık ettim. Yani bu yardımı yapmama izin verirseniz kendimi biraz daha iyi hissedeceğim. Oğlum benim. Yani zaman zaman beni kızdırsan da senin çok iyi bir çocuk olduğunu gayet iyi biliyorum çocuğum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.